Üçüncü aday yani ilk Recep Bey yapmadılar. Daha, Sonra 70 yaşında bir aday oldu. Onu da sağlık gerekçesi aldılar. Şimdi üçüncü aday aday oldu. İşte yani bu, bu, bu süreçte yapılan hatalar. E, aynı şekilde Eyüp de mesela biz e, ya biz gazeteci, Siyasetçilerin anlamadığı şey şu. Bize insanlar e, görüşlerini iletiyorlar. Biz de e, işte görüşüyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz vesaire. Oradan yola çıkarak yorum yapıyoruz. Eyüp de mesela e, İyi Partiden aday olan Hanımefendi için CHP teşkilatlarından bize mesaj yağdı. Evet. Yani bu bunu niye yapmıyorlar, bunu niye yapmıyorlar, bunu niye yapmıyorlar diye. Ama e, ısrarla o yapılmadı, başka biri tercih edildi. Bunun gibi çok fazla örnek var. E, ve senin saydıklarının birçoğu bu adaylaştırma sürecinde yapılan hatalardan kaynaklanıyor. Ben burada hani herkes Erdal Beşikçioğlu'nun şöhretinden yola çıkarak bir sorun olmadığını düşünüyor. Ama ben mesela Etimeskut'u Ankara'da CHP %32 ile birinci parti olmasına rağmen böyle kafa kafaya bıçak sırtı bir yarış olduğunu ve mevcut belediye başkanının tekrar kazanabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum mesela. Yani bazen şöyle bir şey oluyor. Ya işte ya bir yapalım biz işte kazanır biz biz uygun gördüysek vatandaş da uygun görür falan gibi bir bakış açısı oluşuyor ya da bir ne bileyim Daha kurultay hesaplaşması oluyor ya da başka başka kişisel e, müdahaleler söz konusu oluyor ve e, ben çok iddialı olacak belki size öyle gelebilir. E, bu seçim mevcut konjonktür nedeniyle bu koşullar nedeniyle iktidar açısından 1989'daki yerel seçimler gibi bir sonuçla karşımıza çıkabileceğini düşünüyordum. Yani bu bu seçimde iktidar partisi gerçekten çok sıkıntı yaşayabilir diye düşünüyordum. Ama şimdi bak mesela Antalya'nın gidebileceğinden bahsediyorsun, Hatay'ın gidebileceğinden bahsediyorsun, Edirne'nin gidebileceğinden bahsediyorsun bunun hepsi muhalefetin hatasından kaynaklanıyor yani işte İsmail söylüyor mesela bir radikal bir hizipten bahsediyor Oysa CHP'nin yeni yönetimi o dalgayla birlikte o rüzgarla birlikte partiyi birleştirme bütünleştirme fırsatını da yakalamıştı yani bu, bu bunu yapmak mümkündü mesela geçen gün e, e, CHP'nin eski genel başkan yardımcılarından Oğuz Kağan Salıcı'nın bir tweetini gördüm. Ee, Ekrem İmamoğlu'yla yan yana işte bilmem şu e, tesisin temel atma törenine ya da açılış törenine katıldık diye Twitter'da paylaşmış. İmamoğlu'yla Oğuz Kağan Salıcı yan yana oturuyor mesela. Normalde Oğuz Kağan Salıcı işte Kemal Kılıçdaroğlu yanlısı bilinir. Ee, 1 Nisan'a hazırlanan grupta görülür. 1 Nisan'da bayrak kaldıracak ve kurultay süreci başlatmaya çalışacak grupta görünür ama orada Ekrem İmamoğlu'nun yanında oturmuş ve Ekrem Memmoğlu ile birlikte bir etkinliğe katılmanın e, hani pozitif bir şey gibi kendi sosyal medyasına taşımış mesela. E, bu mümkün mesela bu Ekrem İmamoğlu'nun başarısı. Yani Oğuz Kağan Salıcıyı eski 10 onar, Aralık eski demeyeyim de 10 Aralıkçıların e, liderini e, bu şekilde yanında tutmayı başarmış. Onun sosyal medyasında bunu güzel bir mesaj gibi paylaşmasını başarmış. Bu yapılabilirdi mesela. Ben e, CHP yönetiminin bu fırsatı kaçırdığı kanaatindeyim. Eğer bunu başarsalardı ve o sinerjiyle hareket edebilselerdi. Evet. Gerçekten rahmetli İnönü 89'da bunları süpürün demişti. Parkta gezerken karşılaştığı bir temizlik işçisiyle konuşurken o slogan orada ortaya çıkmıştı. Bunlar sizi limon limon gibi sıkıyor siz de bunları süpürün demişti ve gerçekten CHP lehine o zaman ve mevcut iktidar aleyhine çok ciddi bir tablo ortaya çıkmıştı. Ama şimdi bakın ekonomi berbat durumda. Mehmet Şimşek artık saklayamıyor ekonomik durumun kötülüğünü. yavaş yavaş itiraf etmeye başladı. E, kasadaki durumu vesaire. Tabii zaten e, seçimden rağmen, sonra benden bir şey beklemeyin et, dedi şirketlere firmalara iş insanlarına. Evet, evet yani diyor ki mesela bu bu, bu bugün Erdal sağlamın şeyinde evet. okudum yani nasıl olur kardeşim bu kadar şey söylüyoruz insanlar neden hala dolara altına hücum ediyor diye bir şaşkınlık ifadesinden bahsediyor. Her neyse bu, bu koşullara rağmen biz hala iktidar partisinin muhalefetten 3-4 belediyeyi üstelik iki tanesi Büyükşehir Belediyesi evet. sen Adana'yı da saydın ben Adana'da e, Zeydan Karalar'ın e, ipi göğüsleyeceği kanaatindeyim şahsen e, bundan söz ediyoruz yani hala iktidarın bu koşullarda belediye almasından söz ediyoruz İzmir'de oyların düşmesinden söz ediyoruz anlatabiliyor muyum yani Sıkıntı biraz da burada. Sıkıntı biraz da muhalefetteki o dağınık, da, e, Anadolu için haklısın. İyi partinin gücü oralarda değişmeyebilir ama büyük şehirlerde insanlardaki genel eğilim kazanacak olan adayı desteklemek olduğu için iyi partinin büyük şehirdeki durumu biraz adaylar üzerinden şekilleniyor. Yani Mansur Yavaş'ın adaylığı karşısında Cengiz Topel'in burada mucize yaratmasını kimse bekleyemez. İyi Partililerin de akın akın Cengiz Topele gidip oy vermesini de ben şahsen beklemiyorum bir Onu gözlemci olarak. Biraz.